Evet, bir bayram daha maalesef yan yana değil ama uzaktan tüm çalışan arkadaşlarımla beraberim. Özellikle bu korona salgınından sonra birçok şeyler değişti. Hastanemizde de değişti. Eskisi gibi hastalarımızı daha yoğun ve yüz yüze görme fırsatı maalesef azaldı. Ama bunun yanında koronalı hastalar da geldi. Çok hastalar geldi ve bizim çalışma düzenimiz çok değişti. Hastaları kapıda karşılama bile değişti. Hastanemize birçok yerden giriş olabilirken her şeyi tek kapıya indirdik. Ve dedik ki kapıdan girenin anamnezi alınacak. Ateşi var mı? Nefes darlığı var mı, öksürüyor mu gibi sorular sorulacak ve buna göre de bir ön triyaj yapılacak. Ve bu triyaja göre de hastalar ayrı ayrı odalarda bakılacak. Ayrı bir alanda müşahedeye alınacak veya ayrı bir katta yatacak yatarken. Yoğun bakımlarımızda bile bizim yoğun bakımlarımız aşağı yukarı 9-10 yatak gibi gruplar halinde. Bazı bölümleri sadece korona için ayırdık. Çok ciddi bir korona hizmeti verdik. Yani ben ayın aşağı yukarı bundan 15 gün önce falan hastanemizde, Gazi Osman Paşa'daki Avrasya Hastanesi'nde 500'e yakın hasta tedavi etmişiz, taburcu etmişiz veya ayaktan tedavi etmişiz. Bir benzeri de Zeytinburnu'nda da 600'e yakın hasta tedavi etmiş, taburcu etmiştik. Ve bunlar çok önemli rakamlardı. O günlerde devletin de tedavi edip, tedavi ettiği hastaları bildirirken sayıları 50-60 bin civarındaydı. Yani biz 50'de bir, %2 gibi bir hasta bakmışız, koronalı hasta. Bizim için bu korona salgını çok önemliydi. Hem çalışanlarımız için önemliydi, hem hastalarımız için önemliydi. Hastalardan hiçbir şekilde vazgeçemezdik. Çünkü her tıbbiyeli mutlaka Hipokrat yemini ederek mezun oluyor. Ve dolayısıyla da kendini bu işe feda edebilecek insanlar doktor oluyor. Özverisi olan insanlar doktor olabiliyor. Her türlü hastaya yaklaşabilecek insanlar doktor oluyor. Ve bunun için de böyle durumlarda ciddi bir fedakarlık gerekiyor. Sadece kendimizi korumamız yetmiyor. Bir yerden aldığımız bir hastalığı evimize taşıyabiliyoruz. Evimizdeki yaşlılara taşıyabiliyoruz veya gençlerden bizlere gelebiliyor. Onun için televizyonlarda da devamlı bütün kanallar hemen hemen bu konuda halkı bilgilendirdi. Doktorları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları için gerçekten önemli bir değer verildi. Ama bu değeri hak ediyorlar mıydı? Gerçekten hak ediyorlardı. Niye hak ediyorlardı? Ben de koronalı oldum, ben de hastanede yattım, çok ciddi sağlık sorunu yaşadım ama gördüm ki en azından odamıza 2-3 doktor vizit yapmak için geliyor, günde 2-3 defa geliyor. Onun yanında hemşirelerimiz bizden kan alıyor, defalarca kan alıyor, serum takıyor, odamıza defalarca girip çıkıyor. Ve üzerlerinde özel kıyafetlerle girip çıkıyorlar. Yani bunlarla çalışmak da zor ama büyük fedakarlık. Onun yanında odaların temizliğini yapan, her türlü hizmetleri yapabilen muhasebedeki insanların bile bu işte riski var. Nitekim de bunları gördük. Yani hastalık doktorlara da, hemşirelere de ve diğer sağlık çalışanlarına da maalesef bulaştı. Ama bunu kimisi ağır geçirdi, kimisi daha hafif geçirdi. Özellikle gençler daha hafif geçirdi. Yaşlılar
onlarda ölüm riski de oldukça yüksekti. Nitekim biz de kayınvalidemi, yani eşimin annesini, eşim de aynı hastanede beraber çalışıyoruz. Orada birlikte yatarken, korona nedeniyle yatarken kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum. Ve bizler de ağır geçirdik ama aramızda gerçekten hafif geçirenler de oldu. Birçok yine hastaları gözledim. Yani o 500 hasta taburcu ettik dedik ama bunların bir kısmı gerçekten daha hafif oldu. Bazıları yoğun bakımda yattı. Yoğun bakımda yatan hastaların sayıları arttıkça endişemiz de daha çok oldu. Kısacası sağlık çalışanları özellikle Türkiye'de bu işte bir açık vermediler. Bir defekt olmadı. Ve bazen eğer 4 doktorumuz varsa o alanda çalışacak. 2 doktor kaldığı zaman diğerlerinin hastalık onlara da bulaştığı zaman, ama hiçbir zaman geri adım atmadılar ve severek işlerini yaptılar. Hatta bu alanda çalışan doktorlarımızdan koronaya yakalanan doktorumuz da oldu. Ama hiç işim, sağlığım yerine dönsün, tekrar işimin başına geliyorum dedi. Bunun için dahiliye doktorlarımız, göğüs hastalıkları doktorlarımız, enfeksiyon hastalıkları doktorlarımız, yoğun bakım doktorlarımız hepsi canla başla çalıştı. Hatta diğer doktorlarımız da o doktorlarımıza destek verdiler ve zaman zaman vizitleri onlar da yaptı, katıldı. Ben birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarımın, özellikle bu bayram, onlara saygım, hürmetim sonsuz. Özellikle bu bayram onları kutluyorum. Birlikte çalışmaktan son derece mutluyum. Bana emeği geçenler oldu hastalığım süresince. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir pandemi bir daha yaşamayız. Ve ben 73 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. O seneden beri, hatta öğrenciliğimi de koyarsak 53 seneden beri ben böyle bir pandemi görmedim. Yer yer ülke içinde salgınlar gördük, grip salgınları gördük, çeşitli hastalıkların salgınlarını gördük. Ama böyle bir korona salgını gibi bir salgın görmedik. Ama bu bir tek kendi ülkemizde mi? Maalesef bütün dünyada oldu. Belki de ülkemiz bunlardan, diğer ülkelerden, birçok ülkeden daha az. Kayıp vererek bu işin içinden çıktı, çıkacak gibi. Çünkü ben şöyle inceliyorum. İlk hastamız bize 5 Mart'ta gelmişti. 11 Mart'ta teşhisi konmuştu ve Türkiye'de ilk teşhis konan hastalardan biriydi. Yoğun bakımda yatmıştı. Böyle bir hasta Türkiye'de bakanımız tarafından ilan edilirken bu hastalardan biri de bizim hastaneydi. Ve kısa zamanda her bir hastanemizde günlük yatan hasta sayısı 40-50'lere bulmuştu. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı onardı. Her iki hastanede 20'şere yakın hasta kabul ettik. Her iki hastanede toplamda 80-100 hasta kabul ettik. Ama büyük bir tedirginlik de yarattı bu. Çünkü ciddi ciddi hastalar geliyordu. Ve bir müddet sonra bu 24 Nisan gibi pik yaptı, yükseldi. Daha sonra ondan bir hafta sonra aşağı yukarı o rakamlar yarıya indi. Şu an hasta sayılarımız oldukça azaldı. Bu da bizim için sevindirici. Yani. Şükür ki ülkemizde de ölüm sayıları da azalıyor. Hastalığa yeni yakalananlar azalıyor. Yoğun bakımda yatan hastalar azalıyor. Daha çok tedavi olan taburcu olan hastalar artıyor. Bu ülkemiz için sevindirici bir şey.
Ülkemiz gerçekten uluslararası sağlık alanında başarılı bir ülke. Bunun temelleri çok eskilere dayanıyor. Ve sağlık alanında ciddi adımlar atıldı. Bunların en önemlilerinden biri de Özal zamanındaydı. Yani bu sağlık hizmetinin tekel hizmet olmaması için bir gayreti oldu ve ona göre yasalar hazırladı. Alternatif tedavi yerlerinin de olmasına önem verdi. Onun için özel hastanelere de önem verdi ve özel hastaneler gelişti, daha ileri şeyler yapabilir hale geldi. Bir müddet sonra da devlette de önemli değişiklikler oldu. Ve bu değişikliklerle birlikte devlette de çok iyi gelişmeler oldu. Yani hasta yataklarının durumundan tutun da her türlü imkana dayanan, daha konforlu, daha hastaya güven veren işlemler yapılır oldu Türkiye'mizde ve artık dünyayla yarışır hale geldik. Yani bir özelle kamuda yarışırken dünyayla da yarışır hale geldik. Ve o adımların Türkiye'deki sağlığın gelişmesinde çok büyük rolü oldu. Şu an Türkiye dünyada sağlık turizmi yapan çok önemli ülkelerden biri. Ve yani ilk beşe giren bir pozisyonu var. Bu önemli, yurt dışından, bunun birçoğu Avrupa'dan geliyor. Estetik ameliyatlar için geliyor, ortopedi için geliyor, kalp damar için geliyor, beyin cerrahisi için geliyor. Yani onkoloji için geliyor. Yani birçok ülkelerde olmayan cihazlar ülkemizde var. Bununla da gurur duyuyoruz ve ülke dışından gelen hastalara da onları memnun edecek tedaviler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.